İşgalci İsrail önce Han Yunus kenti için tahliye emri verdi, ardından bombalar yağdırdı. Hava ve topçu saldırıları sonucu 20 Filistinli daha şehit oldu. İşgalci İsrail bütün dünyanın gözü önünde soykırımına devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 38.983 kişi şehit oldu, 89.727 kişi ise yaralandı. Binlerce masum insanın katledilmesini bütün dünya üç maymunu oynayarak takip ediyor. Filistinlilerin sığınabilecekleri güvenli bölgeleri kalmadı. Zalim İsrail şuursuzca bombalarını yağdırmaya devam ediyor. İşgalci İsrail güçlerinin Gazze şeridinde 290. gününe giren saldırıları bu kez güneydeki Han Yunus kentinde yoğunlaştı. El Aksa televizyonunun Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun kentin doğusundaki köy ve kasabaları savaş uçakları ve toplarla hedef aldığı saldırılarda 20 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli yaralandı. Ölen ve yaralanan Filistinliler vatandaş ve sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. İşgalci İsrail ordusunun Refah kentinin batısındaki Tel Es-Sultan ve Suud mahallelerindeki yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Gazze şeridinin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampı semalarında İsrail'in insansız hava araçlarının yoğun şekilde uçtuğu görüldü. Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere de katil İsrail güçlerince hava saldırıları gerçekleştirildi. Bakanlık, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğunu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını bildirdi.